Uluslararası yaptırım ve uyarılara karşın Kuzey Kore hala geri adım atmıyor. Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore'nin Amerika'yı tehdit etmeyi sürdürmesi halinde dünyanın görmediği bir ateş ve öfkeyle karşılık göreceği tehdidinde bulunmasının ardından Pyongyang'dan da tehdit dozu yüksek açıklamalar geliyor. Bu konudaki son durumu aktarmak üzere Mehmet Toroğlu karşımızda. Mehmet, her iki başkentten de sert açıklamalar var. Ayrıntılar için sözü sana bırakalım. Evet, Amerika ile Kuzey Kore arasında karşılıklı adeta sert tehdit düellosu devam ediyor. Dün de en son işte Kuzey Kore'den yine bir açıklama geldi. Trump'a yanıt geldi. Kuzey Koreli bir general Guam'a saldırı için Ağustos ortasına kadar planlarını tamamlayacaklarını ve işte liderin emrini, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un emrini bekleyecekleri şeklinde bir açıklama yaptı. Diğer yandan da Amerikan yönetimi içerisinde farklı tonda açıklamaların gelmesi de bir anlamda kafa karıştırıyor, tartışılıyor Amerikan medyasında, Amerikan çevrelerinde. İşte bazı çevreler mesela Kuzey Kore için dünyanın görmediği ateş ve öfkeyi görecek diyen Başkan Trump'ı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un düzeyine inmekle ve diplomatik çabalara zarar vermekle eleştiriyor. Kuzey Kore üzerine tam da diplomatik baskıda, uluslararası camiada bir diplomatik baskı oluşturulmasında arzu edilen birliğin sağlanmaya başlandığı bir dönemdeki bir benzerine, bir dönemde Trump'ın bu olağanüstü sertlikte bir tehdit açıklaması yapması, ki bir benzerine Hiroşima'ya atom bombası atılmasından sonra dönemin Amerikan Başkanı Harry Truman yapmıştı, söylemişti. Trump'ın bu tehdidinin diplomatik çabalara zarar verebileceği, uluslararası birlik sağlanması yönünde diplomatik çabalara zarar verebileceği yönünde işaret eden, riskine işaret eden yorumlar var. Hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçen hafta sonunda Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı oy birliğiyle kabul edilmişti ve özellikle Çin ve Rusya'nın da lehte oy kullanması önemseniyordu. Çin sonuçta Kuzey Kore'nin hayat damarı olarak görülen bir ülke ve Kuzey Kore'nin tek müttefiki olarak görülüyor. Dolayısıyla Çin'in de evet oyunu çekmek önemliydi. Ama işte Associated Press'te yer alan mesela bir analiz haber var. Trump'ın bu sert çıkışıyla Çin'le kurulmakta olan ve hassas bir çizgide ilerleyen başarılı işbirliği umutlarının zarar görebileceği yorumu yapılıyor. Trump'ın stratejisi aslında iki adımlı bir diplomatik çabayı içeriyordu. Neydi? Birinci adım Çin üzerinde baskının artırılması. İkinci adımda bu sayede Pekin'in nükleer emellerini terk etmesi için Kuzey Kore üzerindeki nüfuzunu kullanmasının sağlanması. İşte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada Çin'in ikna edildiği, nihayet işte Amerika'nın istediği çizgiye sokulduğu yolunda önemli bir gösterge olarak görülüyordu, ki Dışişleri Bakanı Tillerson da bir haftadır Asya'da temaslarda bulunuyordu. Kuzey Kore üzerinde baskının artırılması için bölge ülkelerini ikna çabası yürütüyordu. Bir yandan da Pyongyang'a açık kapı sunmuştu. İşte füze değmelerini durdurursanız müzakerelere eninde sonunda geri dönülecektir şeklinde bir açık kapı, bir fırsat kapısı sunmuştu. Ama işte yoruma göre, işte AP'nin de dile getirdiği yoruma göre, Trump'ın bu açıklamasıyla Tillerson da bir anlamda hazırlıksız yakaladı ve işte şimdi Çin'in bakın Trump diplomatik bir çözüm istemiyor diyebileceği şekli ihtimaline dikkat çekiliyor. Peki Trump'ı bu kadar hani sinirlendiren, bu kadar sert bir açıklama yapmaya iten neden neydi diye sorarsak, ondan birkaç saat önce bir Washington Post'ta işte bir haber çıkmıştı. Kuzey Kore'nin minyatür nükleer savaş başlığı ürettiği şeklinde. İşte bu tabii önemli bir aşamayı oluşturuyordu nükleer, Kuzey Kore'nin nükleer emellerinde. Trump'la danışmanların aslında bir toplantı sırasında, başka bir toplantı sırasında bu açıklamayı yapmıştı Trump. Soru gelirse Kuzey Kore konusunda sert bir ifade kullanalım diye bir diyaloğun olduğu danışmanlarıyla Trump'ın, ancak içeriğinin tartışılmadığı, içeriği yani öfke içeriği, yani Trump'ın o anda öfke ve ateş deyimini o anda Trump'ın ürettiği bilgisi de veriliyor. Aynı şekilde Savunma Bakanı Mattis de dün yine oldukça tehditkar bir açıklama yapmıştı. O da Kuzey Kore rejiminin savaş başlatması halinde yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu. Tillerson ise tam tersine yatıştırıcı bir dil kullandı bugüne kadarki açıklamasında. Amerikalılar rahat uyusun, herhangi bir yakın tehdit yok, askeri seçenek kapıda değil gibisinden mesajlar vermişti. Trump'ın neden böyle bir çıkış yaptığı sorulduğunda da Tillerson, işte Başkan Kim Jong-un'un anlayacağı dilden konuşuyor, Kim diplomatik dilden anlıyor, görünmüyor şeklinde yanıtlamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de dün Kuzey Kore ile ilgili sorular soruldu günlük briefingde. O da yönetim içerisinde bir farklılığın olmadığını, tek sesle konuştuklarını, bütün bakanlıklar, Beyaz Saray tek sesle
konuştuklarını savundu. Ama dediğimiz gibi böyle düşünmeyenlerin de sayısı bir hayli fazla. Kuzey Kore'ye birkaç kere seyahat etmiş bir isim olan eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amerika'nın mesela Bill Richardson, bir sürü mesaj verdik. Dışişleri, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, hepsi de farklı mesajlar, farklı sertlik tonları içeriyor görünüyor. Sakin ve rasyonel olmalıyız. Bu çok ciddi bir durum diye konuştu. Yani konu hala sıcak, tartışılıyor, gündemdeki yerini koruyor. Bakalım gerilim dozu ne yönde gidecek, bunu da göreceğiz. Mehmet, bu arada Küba'ya yönelik ciddi bir iddia var. Küba'daki Amerikan Büyükelçiliği çalışanlarına sıra dışı bir saldırı olduğuna dair bu konudaki ayrıntılar neler? Evet, Amerika'nın Küba'yla 2 yıl önce yeniden başlattığı bu diplomatik ilişkiler Amerikalı yetkililerin deyimiyle bir dizi tuhaf vakaya sahne oldu. Hakikaten de oldukça tuhaf. Olayda işte Havana'da görev yapan, Küba'nın başkenti Havana'da görev yapan bir grup Amerikalı diplomatın ciddi düzeyde işitme kaybı yaşadığı ve bunun da ses dalgası yayan gizli bir cihazdan kaynaklandığı belirtiliyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırılan habere göre, ismi açıklanmayan bu yetkililere göre 2016 sonbaharında bir dizi Amerikalı diplomat nedeni bilinmeyen biçimde işitme kaybına uğramaya başladı. Bu diplomatların bazılarının eski başkan Barack Obama'nın Küba açılımı kapsamında 2015'te yeniden açılan Büyükelçilik'te daha yeni gelenler olduğu, yeni göreve başlayanlar olduğu kaydedildi. Bu diplomatların bazılarının durumunun hatta işte çok ağırlaştığı ve Amerika'ya geri dönmek zorunda kaldıkları bilgisi de verildi. Aylar süren soruşturmanın ardından Amerikalı yetkililer diplomatların insan kulağının duymayacağı bir düzeyde ve binanın içine ya da dışına yerleştirilen ileri düzeyde bir cihaza maruz kaldıkları sonucuna vardı. İşte bu cihazın kasıtlı bir saldırı için mi kullanıldığı yoksa başka bir maksadının mı olduğu ise henüz net değil. İşte bu araştırılıyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert dün bu konuda açıklama yaptı. Olaya Amerika'nın 23 Mayıs'ta Washington'daki Küba Büyükelçiliği'nde görev yapan iki Kübalı diplomatı sınır dışı ederek karşılık verdiğini açıkladı. Nauert kaç Amerikalı diplomatın bu olaydan etkilendiğine dair detay vermedi. Bu kişilerin işitme kaybı yaşadığını da aslında doğrulamadı ama bir dizi fiziksel belirtiler gösterdiklerini belirtti. Bu arada tabii Küba'dan da açıklama yapıldı. Küba'nın topraklarının akredite diplomatik yetkililer ya da ailelerine karşı herhangi bir eylem için kullanılmasına asla izin vermediği ve vermeyeceği vurgulandı ve olayla ilgili acil soruşturma başlatıldığını duyurdu Küba Dışişleri Bakanlığı. Bir yandan tabii FBI ve Amerikan Diplomatik Güvenlik Servisi de soruşturma yürütüyor bu gelişmeyle ilgili. Yetkililer soruşturmayı yürütenlerin olayın içerisinde Küba'nın resmi komuta kademesinden habersiz Rusya gibi üçüncü bir ülkenin dahil olmuş olabileceği ihtimaline de baktıklarını, araştırdıklarını belirttiler. Dışişleri Sözcüsü Nauert'te henüz soruşturmada kesin, yani yaşananlara kesin bir izahatın getirilmediğini ama konuyu çok ciddiye aldıklarını ve Kübalı diplomatların sınır dışı edilmesinin de bunu gösterdiğini söyledi. Mehmet Oroğlu, tehdit seviyesi artan Kuzey Kore krizine ilişkin son notları ve Küba'ya yönelik iddiaların perde arkasına aktardı. Teşekkür ediyor ve Stüdyo Washington yayınına devam ediyoruz.